Ankara'ya gidiyorum. Gece saat 12 falan. Soğuk bir kış günü. Bir yerde mola verdim çay içeyim diye. Dışarı çıktık. Arkamdan bana yanaşırken parka adam benim sinyale vuruyor. Arka sinyale. Arkadan iyice dokunduruyor bana. O zaman tabii Şahin'imiz var amına koyayım. Pardon, serçem var. Serçe ama çok arasından bir serçe ya. Biliyor musun? İç dökümesi pavyon gibi. Dışında böyle kıpkırmızı yanıyor ya. Dedim dayı ne yaptın dedim amına koyayım ya. Geldim bizim şey falan filan. Adam indi kelli felli bir model anlıyor musun? Ceket takım var ama kravat falan yok. Oğlum dedi ben savcıyım dedi. Rahat ol dedi. Ya dedim dayı sikerim dedim savcısının dedim ya. Ne savcısı amına koyayım dedim. Savcının dedi burada bu zaten ne işi var? Bunu dedim ödeyeceksin dedim ya. Dedi oğlum ben dedi harbi savcıyım. Ya siktir git dedim sikerim savcısını. Sen dedim paramı ver ne sikim olursan ol gibilerden. Aynı böyle konuşuyor. Hani bizim ağzımızda pis ya. Patavatsız. O zaman tabii gençlik de var. Amına koyayım herkese gider yapıyoruz ha ya. Abi adam telefonu aldı. Arkadaşlar dedi işte ben falan yerdeyim gelir misin? Abi 4-5 tane amına koyayım sirenli araba. Tam önümüzde. Ulan dedim amına koyayım ne oluyor? Ya ananı sikeyim meğer adam harbiden savcıymış. Bolu Cumhuriyet Başsavcısı. Cumhuriyet Başsavcısı ananı mı? Ay ananı sikeyim. Biz tabii hemen bir ince geri vites. Geri vites. Dedim ya sayın savcım alın dedi getirin bunu. Abi 10 gün amına koyayım şeyde kaldım biliyor musunuz? Nezarette. Sonra çıktım savcı yanına. İki polis aldı beni karakoldan. Getirdiler beni savcının yanına. Savcı bana şunu dedi. Bak dedi oğlum sen dedi bu sinirlen çok yaşamaz. Aynen söylediğini söylüyorum. Bak yavşaklık yapma dedi bir daha. Tanımadığın adama dedi. Sikerim savcısını bilmiyorum neyin deme. Biz tabii elimizi bağladık. Sayın savcım özür dileriz falan filan. Yani normalde savcı olduğunu bilsem tabii o terbiyesizliği yapmam normalde. O zamanlar çok meşhur böyle şeyler anlıyor musun? İşte ben savcıyım ben komiserim. O zaman demokrasi falan da yok amına koyayım. Karakola girdin mi ananı sikerler anlıyor musun sabaha kadar? Suçun olup olması önemli değil. Allah'tan beni dövmediler yani anlıyor musun? Tabii karakolda biraz geri vitesliyiz. Geri vites. Abi saygılı olmasa ananı sikerler sabaha kadar dayak atarlar sana. Ya, o zaman kanun manun yok. Savcı diyecek ki 6 ay daha buradasın. Amına koyayım kralı çıkaramaz seni. Hayatımda göt olduğun nadir 3-5 şeyden bir daha bir durum. Ondan sonra da tanımadığım adama ya sikerim savcısını falan filan ya savcılardan da özür diliyorum. Geri vites. Hani savcılarımıza da özür diliyorum. Hani ben devlet adamıyla böyle saygısızlık da yapmam. Onun için siz olun. Yani ben savcıyım komiserim diyene gider yapmayın yani.